Hanımlar merhaba hepinize. Kucak dolu sevgiler. Ben Seyhan Soylu. Bugün gene böyle enteresan, böyle bir bodozlama dalacağım bir konu. Erkekler yandı. İçinizden geçeceğim vallahi. Kadınlarım, sizinle ilgili her bilgiyi vereceğim. Nasıl siz kadınların adet günlerini, o işte mayen günü de diyoruz, onu ne bileyim işte çocuk ne zaman doğuruyor, ne zaman ne oluyor, yok işte vajinismus bilmem neymiş, ıvırmış, zıvırmış, her şeyi öğreniyorsunuz hatunlar hakkında. Hatunlarımız sizle ilgili hiçbir bilgi sahibi olmadığından vuruna balaya yapıyorsunuz. Bu sefer biz sizi vurduk, haberiniz olsun. Çünkü doçent doktor Ali Nijat Eğilmez beyefendiyle, tabii merak ediyorsunuz ne anlatacak doktor diye. Ne anlatacak? Size anlatacak. Ürolojiyi anlatacak. Ve sizinle ilgili her şeyi öğreneceğim, haberiniz olsun. Yaktım çıranızı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erkekleri bu sefer sizinle sıkıştıracağız. Tamam. Kıyameti kopartacağız. Eğlenceli bir sohbet olacak, haberiniz olsun. Çünkü izleyicimiz terminolojik kelimeleri sevmez. Biraz eğlence, biraz güleceğiz. Ama sizin mesleki kariyerinizi koruyarak olacak bunlar. Hocam şimdi hani doçentsiniz ama üroloji deyince neden ürolojiyi, neden hani erkek doktor olarak jinekolog olmadınız da ürolog oldunuz? Benim mesela Gülgün Feyman diye bir arkadaşım var, bilirsin, çok değerli, evet. Önemli bir haber spikeridir. Kocası ürolog, diyorum ki ya diyorum, parayı veriyorlar diyorum, şey yapıyorsun diyorum, bırak diyorum şimdi, eline mi alıyorsun diyorum falan. Bir kızıyor, bir kızdırıyorum onu, acayip. Şimdi size tabii ki bunları sormayacağım ama erkeklerle ilgili hassas konuları bütün hepsini iliğine, ciciğine sormak istiyorum. Hocam, üroloji. Erkeklerin ne zamanda gidip kendilerini kontrol ettirmesi gereken bir süreç? Şimdi tabii şikayete... Yalnız hastalık mı, yoksa hastalık öncesi tedbirler içinde gidilmesi gereken bir şey mi? Tabii herhangi bir belirti olduğunda, bir şikayet olduğunda mutlaka gitmesi gerekir. Ama onun dışında erkeklerin en büyük dertlerinden biri olan prostat hastalıklarında bizim tavsiyemiz 40 yaşından itibaren senede bir defa, şikayeti olmasa bile 60 yaşından sonra da senede iki defa ürolojik kontrol yaptırmaları. Ürolojik kontrolleri nasıl oluyor? Yani prostat o kontrolü, işte eldiveni takıyorsunuz, hani dön makatı, öyle mi bakılıyor? Muayene şekli öyle, rektal muayene dediğimiz muayene şekli öyle, ama tabii onun yanında bazı tetkikler de gerekiyor. Tahliller, idrar kan tahlilleri, ultrasonografi ile bakılması, böbreklerden itibaren bütün sistemin prostat görülmesi. Prostat kanseri çok riskli tabii ki. Prostat kanseri çok riskli. Onun kontrolü de yine senede bir defa 40 yaşından itibaren PSA dediğimiz bir kan testi var. Onun da çok erken safhada yakalanabiliyor. Yine bizim tavsiyemiz 40 yaşından itibaren senede bir defa bu testi mutlaka yaptırmaları. Hocam eskiden 20 yıl önce ulan ben adam eldiveni takacak, beni kontrol edecek diye utanırlardı. Ama şimdi inanılmaz rahatlar insanlar. Evet, doğru. Sağlık açısından çok, yani o eski mantalite yok. Sağlık çok önemli. Doğru. Doktora kendimizi teslim etmeliyiz. Bu bir hastalık süreci. Onun tedbirini almamız lazım. Kan sayımıyla, işte o termal taramalarla vesaire... Bilgi sahibi olmak istedim. Biraz daha bilinçlendik mi hocam bu konuda? Çok. Yani benim mesleği ilk atıldığım yıllara göre çok büyük fark var. Ama tabii bu bilgi seviyesinin artması da oluyor. Özellikle şimdi sosyal medyada herkesin bilgi sahibi olması çok kolay. Yani herhangi bir şeyi merak ettiğinizde giriyorsunuz, Google amcaya giriyorsunuz, hemen anında cevabını buluyorsunuz. Ve bu tabii herkesin bilgi seviyesini arttırıyor. Ve tabii kulaktan kulağa duyulan şeyler, bu okunan, izlenen filmler bu konudaki bilgiyi de arttırıyor. Ve gerçekten söylediğiniz gibi şu ara, yani son senelerde gelen hastalarda herhangi bir utanma veya çekinme belirtisi ben artık görmüyorum. Gayet normal bir şekilde bunun bir muayene olduğu kabul ediliyor. Hazır, değil mi? Tabii bilinçli, psikolojik olarak herkes lazım. Aynen öyle. Hazırlığını yaptı bu konuyla ilgili. Yani ruhunu hazırladı, tabii. Soracaklarını hazırladı, evet. Tedbirle ilgili artık önlemler alıyor. Peki geldi, tedbir alındı, prostatı engelleyebiliyor muyuz hocam, uzatabiliyor muyuz bu süreci? Şimdi şöyle, prostatın 40 yaşından sonra görülen iki önemli hastalığı var. Bir tanesi herkesin prostat hastalığı olarak bildiği, prostatın yaşa bağlı, yaşın ilerlemesine bağlı
iyi huylu büyümesi. Bu erkeklerde %80'e varan oranda görülüyor. Yani her 10 erkeğin 8'inde prostat büyümesi oluyor. Az veya çok. Bunun işte takibinin yapılması için 40 yaşından sonra bu belli aralıklarla muayene olması gerekiyor ve tahlil yaptırılması gerekiyor. Bir de prostat kanseri var. O tabii tamamen ayrı bir şey. Peki prostat olmakla prostat kanseri demek birliği değil mi hocam? Değil. Bu maalesef bizim ülkemizde yanlış kullanılıyor. Yani bende prostat var, ben prostat oldum şeklinde kullanılıyor. Bu yanlış. Çünkü prostat bir organ ve doğuştan itibaren her erkekte var. Yani yeni doğan erkek bebeğin prostatı var. Çok küçük ve prostatın görevi de mini salgısını yapmak. Yani sperm üretmek. Sperm üreten testisler. Ama boşalma esnasında gelen eleksiyon olduktan sonra o organ... Evet. Boşalma esnasında gelen o sıvının %98'i prostat sıvısı. %2'si testislerden gelen spermler. Prostatın görevi o sıvıyı yapmak. Yani testisleri muhafaza eden ve yayılmasını, üremeyi sağlayan sıvının imal edildiği yer. Peki erkeklerin bazılarında çok sperm oluyor. Bazılarında evet. Az sperm. Yani ilişki anında bazısı 2-3 damla, bazısı fışkırıyor. Bu prostatla alakalı bir şey mi hocam? Prostatla ilgili. Yani kişisel özellikler var. Yani bazı kişiler çok fazla prostat sıvısı imal ediyor. Bu beslenmeyle de alakalı mı hocam? Biraz tahrik olmakla ilgili. Fazla tahrik olduğu zaman daha fazla miktarda sıvı boşalması sağlanıyor. Ve tabii prostatın değişik hastalıklarında da bu sıvı miktarında değişmeler olabiliyor. Mesela en çok sık görülen iltihaplar. Yani o bazen ilişkiye girdiğiniz anda veya mastürbasyon çekmiş olduğunuz zaman o az sıvının gelmesi tahrik olmakla alakalıymış, bilginiz olsun. Bakın ben de bunu ilk defa öğrendim, biliyor musunuz hocam? Evet. İlk defa öğrendiğim şey. Yani o sıvının çoğalmasının sebebi yani bir nevi çaydanlığın kaynaması gibi değil mi hocam? Tabii aynen öyle. Ama sıvıyı azaltan başka sebepler de var. Mesela iltihaplar, prostatın başka hastalıkları, prostat büyümesi. Mesela 40 yaşından sonra bu ejekülasyon dediğimiz atılan sıvı miktarında giderek azalma oluyor. Bu tamamen normal. Prostatın büyümesine bağlı, iyi huylu büyümesine bağlı olarak bu ortaya çıkıyor. Peki, cinsiyet değişimi yapan kişilerle ilgili hocam, onların prostat oluyor mu? Oluyor. Prostat, yani trans bireyler. Tabii prostat alınmıyor. Yani cinsiyet değişiminde dış genital organlar alınıyor. Yani penis ve testis alınıyor. Penisin olduğu yere bir vajina yapılıyor. Ama idrar yolunun ucunda prostat kalıyor. Prostatın yeri mesanenin idrar kesesinin tam altında. Yani mesaneden çıkan idrar yolu prostatın içinden geçiyor. Tam orada ve o kısım bir cinsiyet değişimi ameliyatında hiçbir şekilde ellenmiyor. Yani prostat kalıyor. Onun için cinsiyet değiştiren kişilerin de mutlaka prostat kontrolünü yaptırmaları da gerekiyor. Bir şey daha öğrendik hocamızdan. Cinsiyet değişimi yapan yani kişilerin de prostat ameliyatına ilgili kontrole gitmeleri gerekiyor. Peki lezbiyenlerde? Lezbiyenler yani, farklı. Lezbiyenler prostat yok. Aktif olarak penis nakli yapılanlarda onlarda yok. Onlarda yok. Onlarda rahim kanseri tehlikesi halen devam ediyor. Tabii yani rahim alınmadıysa rahim kanseri tehlikesi devam ediyor. Onlarda bir organ yapılıyor. Yani penis şeklinde bir organ yapılıyor. Ama prostat yok. Yani hocam, prostat doğuştan penis yok. Niye eleksiyon olmaz? Nasıl? Penis neden eleksiyon olmaz? Yalnızca yaştan dolayı mı? Hayır. Yani yaştan dolayı yine 30 demeyeyim ama 40 yaşından sonra ereksiyon olmada biraz azalma oluyor. Eğer kişi sağlıklıysa, herhangi başka bir hastalığı yoksa, özellikle kalp damar hastalıkları gibi hastalıklar ve şeker hastalığı yoksa, bu ereksiyon süreci devam edebiliyor. Yani 50, 60, 70, 80, 80'in üstüne çıkan da çok nadir kişiler olabiliyor. Ama tabii giderek azalıyor. Bunun yanında bazı hastalıklar çok etkiliyor. İşte kalp damar hastalıkları, damarların tıkanması, daralması, şeker hastalığı, sigara içmenin sonucu olarak ortaya damar çıkan sertliği. Damar sertliği, damarların yine tıkanması, daralması. Bunlar yani ereksiyonu engelliyor. Damarları da etkiliyor değil mi hocam? Tabii şimdi ereksiyon zaten tamamen damarlarla olan bir şey, kan dolaşımıyla olan bir şey. Yani ereksiyonu sağlayan herhangi bir kas veya kemik yok. Birçok kişi böyle olduğunu düşünüyor ama böyle bir şey yok. Bunu biliyordum. Penisin içinde özel bir süngerimsi doku var. Bir erkek kan tahrik... Kan pompalanınca... Evet, aynen öyle. Bir erkek tahrik olduğunda
penise giden atar damar açılıyor, çok kuvvetli kan geliyor. Toplar damarlarda kanın geriye boşalmasını önlemek için kapanıyor. Bu çok özel bir mekanizma ve sadece peniste olan bir mekanizma. Peki, yumuşak eleksiyon? O zaman venöz kaçak dediğimiz olay var. Yani eğer arterlerde bir daralma yoksa, yeterince kan geliyorsa ereksiyon başlıyor. Fakat toplar damarların kapanması tam olarak gerçekleşmiyor. Bir miktar kapanıyor, ereksiyon sağlanırken ama bir miktar kan geriye doğru kaçıyor. Buna venöz kaçak diyoruz. Ve o zaman da ereksiyon tam olarak olmuyor. Yumuşak ereksiyon dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Sertleşmenin tam olmadığı. Tam olmadığı ve tabii bu da cinsel ilişkiyi zorlaştıran bir durum. Ve erkeği de psikolojik olarak çok etkiliyor. Ulan erkekliğin mi gitti falan vardır. Yani evet, bir evet. Delikanlılık şeyi. O tabii psikolojik olarak etkiliyor. Bu tabii partnerini de etkiliyor. Tabii. Cinsel hayatlarını. Çünkü her ne kadar büyük aşk olursa olsun içinde seksi barındırmalı. Yani mutlaka. Yalnızca işemeden işemeye kullanılmıyor cinsel tabii. İçinde barındırmalı ki o aşkla daha mutlu, daha huzurlu olsun. Şart değil yani, üreme organı gibi de kullanılan bir şey değil. Hayatın içerisinde Allah'ın bize lütfetmiş olduğu dünyasal keyiflerin en büyük hazı. Doğru. Peki. Hocam şunu sormak istiyorum size. Şimdi hiç böyle sorularla karşılaşmadınız değil mi? Bazen oluyor, bazı hastalara sorabiliyor ama çok ender. Hasta değil, televizyon programlarında. Yok, hayır. Ya ama sormak lazım çünkü en önemli, insanlar tabii bilgi sahibi olmak istiyor. Yani siz değerli hocalarımıza biz sorarak hem ekrandaki kişileri de bilgilendirmiş oluyoruz bu konuda. Bakıyorlar, diyorlar ki prostatla ilgili falan bilmem. Aa, Seyhan Soylu diyor, böyle böyle işte bir uroloji uzmanı konuk etmiş. Acaba ne konuşuyor? Bir de ben çok açıkça sorduğum için, bir de gırgır şamatayla sorduğum için eğlenceli şekle getiriyorsun. Ciddi evet. Böyle terminolojik kelimeler ettiğiniz zaman hocam atıyorum 100 kişi bile bakmıyor. Ama böyle 3000, 5000, 10000 neyse bakıyor ve merak ediyor insanlar. Keyifli geliyor. Peki yine keyifli ama zor bir soru soracağım. Erkekler kaç yaşından sonra prostat riski azalır, yakalanmadıysa bu saatten sonra yakalanmaz diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz, prostat kanseri riski her zaman var. Tabii, o var. O değişmiyor ama prostatın büyüme olayı %80 oluyor erkeklerde, %20'de olmuyor. Bunun da eğer erkekte 80 yaşına kadar prostatta herhangi bir değişiklik olmadıysa 80 yaşından sonra büyüme olmuyor. Hmm. Yani o şekilde diyebiliriz. Yüzde kaç hocam bu? İşte %20. Yani büyümenin, prostat büyümesinin olmaması, büyüme oranı yani. Büyümeme oranı %20. Yani her 10 erkeğin ikisinde prostat büyümesi yani gözükmüyor. Yani 100 erkekten 80 tanesi, 80 kişi büyük risk taşıyor, bilginiz olsun. Ölümcül de bir şey prostat kanseri, bilginiz olsun. Yani öyle aman ne olacak canım, cinselliğimi çok yaşadım artık, 65 yaşına da geldim, bu saatten sonra eleksiyon olsam ne olur, olmasam ne olur diye de düşünmeyin. Peki erkekler ne kaç yaşına kadar eleksiyon oluyor hocam? 80'e kadar olabilir sağlıklı bir erkekte. 80 yaşındaki bir adam haftada kaç kez seks yapabilir veya mastürbasyon yapabilir? Haftada biraz zor. Ayda diyebiliriz. Yani ayda 2-1 veya 2 kere olabilir eğer sağlıklıysa. 70 yaşındaki bir adam hocam. Gene haftada yapabilir. Yani 70-80 arasında haftada bir, bazen 2 olabilir. Peki 60 yaşındaki bir adam? Eğer çok sağlıklıysa yani haftada birçok defa 3 kere olabilir. 50 yaşındaki bir adam hocam? Yine haftada 3-4-5 bazen yapabilir. 40 yaş altıysa? 40 yaş altıysa limitini kendi ayarlıyor. Limitini kendi ayarlıyor. Kendi vücuduna göre. Peki, bu kadar organizm tahriye mi bağlı? Yani eleksiyon tahriye mi bağlı? Tahriye bağlı ama bu tahrik sadece dışarıdan gelen bir etkenle olmayabilir. Yani bir erkek kendi düşünsel dünyasında evet, daha eleksiyon haline geçebilir. Aynen aynı şekilde. Yani bir erkek düşünerek, bir takım erotik şeyleri düşünerek eleksiyon haline geçebilir. Peki, bir mastürbasyon ihtiyacı şu, olabilir. Rüyada boşalma hikayesi hocam? Bu çok güzel bir soru. Bu tamamen bir taşma ve sağlıklı bir boşalma değil. Sağlıklı boşalma ya cinsel ilişkidir veya mastürbasyondur. Hı-hı. Yani oradaki biriken meninin tam olarak atılmasıdır. Hı-hı. Rüyalanma, boşalmanın uzun süre yapılmadığı durumlarda vücudun atıyorum, o sıvıyı atmasıdır. Atıyorum, bir erkek için söylüyorum eğer kadın için.
yorgan bile değilse, tahrik olduğu uykuda boşaldı. Evet, evet. O sağlıklı bir organizm değil. Değil, değil. Ve orada sadece, yani şöyle düşünün, bir tencere su kaynıyor. Zaman zaman kapak açılıp bir takım su, yani suyu bir dışarıya atar. Tencere gibi blöp, patladı. Evet, ve suyu dışarı atar. Yani fazlasını atmış olur. Normal boşalma değildir o. Peki, bir erkek kaç yaşında erkek, yani bluğ çağında kaç yaşında orgazma başlıyor çocuk? Çocukların orgazmı var. Bu çok enteresan bir şey. Yani ergenlikten önce çocuklar orgazm olabiliyor. Bluğ çağına evet. Girmeden. Evet, girmeden olabiliyor. Yani penisteki özel bir duyarlılık var. Ve işte bazen görürsünüz mesela 7-8 yaşındaki çocuklar pipileriyle oynarlar. Ben belgesel seyretmiştim, bebek bile boşalabiliyormuş. Tabii tabii. Yani boşalma derken hiçbir boşalma sıvı gelmiyor. Boşalma tabii. Seks anlamında bunu değil, sormadım. Onun yani farkında değil. Oradaki spermi akması anlamında. Sperm atılmıyor. Sadece sinirsel bir uyarı oluyor ve o sinirsel bir orgazma oluşuyor. Sperm kaç yaşında oluşuyor hocam? O şeyle ergenlikten sonra oluşuyor. Yani 13-15. 13-15 arası. 12 bazen 12-15 arası. Ha, orada döllenme oluyor. Ve o zaman boşalmalar başlıyor. Birçok kişi de bunu mesela ben hastalarından da duyuyorum. Ben diyor 7-8 yaşındayken mastürbasyon yapıyordum ve çok zevk alıyordum. Hı hı. Ama işte 12 yaşından sonra veya 13 yaşından sonra sıvı gelmeye başladı. Hı. Bu tamamen sağlıklı peki, bir gelişim. Çocuklarının küçük pipili olmalarından müzdarip olan anne babalar var hocam. Bunlara ne tavsiye edersiniz? Şimdi şöyle, bir kere hiçbir şekilde bunu çocukla konuşmamaları gerekiyor. Çünkü çocuğu psikolojik olarak çok olumsuz bir şekilde etkiliyorlar. Artı küçük penis gerçekten bizim mikro fallus dediğimiz yani gerçek anlamda küçük penis çok ender görülen bir şey. Genelde biraz toplu şişman çocuklarda o bölgedeki yağ dokusu penisi içine çekiyor ve küçük gözüküyor. Bana mesela bu şekilde gelen hastalarda genelde babalarıyla geliyorlar. Gelin diyorum, o bölgedeki yağı biraz içeri doğru ittiriyorum ve penis ortaya çıkıyor. Bakın diyorum, bir bu tamamen normal. Bir hastamıza hediye verelim mi çocuğunu size getirsin? Tabii. Memnuniyetle. Harika. Hocamdan bir çocuğumuzla ilgili hediye verdik, haberiniz olsun. Çok da hoşuma gider çocuğunuzu götürmeniz. Lütfen ihtiyacı olan, ekonomik durumu iyi olmayan kişiler bu konuda altına yazarsanız ben bir ay içerisinde birini seçeceğim ve değerli hocamıza yollamak istiyorum. Peki benim, hocam. Benim böyle ailelere tavsiyem ergenlik çağını beklemeleri. Hı hı. Çünkü bazen küçük gibi gözüken penis 13-14 yaşından sonra birden çok büyüyor. Yani 16-17 yaşında tanıyamaz hale geliyorsunuz. Onun için hiç acele etmeden ergenlik çağını beklemeleri. Mastürbasyon çekmek penisi büyütür mü? Yok, hayır. Ama bana göre büyütür hocam. Yani tabii sizin branşınız yani, ama mesela kulağınızla oynayın, kulağınız hafif büyür hocam. Minik yani tık, bir tık. Yani olabilir, bilemiyorum onu, o konuda pek fazla şeyim hani yok ama olabilir. Yani şey düşünün, kulağınla hani oynarsınız veyahut da piyano çalarsınız da parmağınız uzar. Hafif yani bir yarım santim bile fark etmez mi? Olabilir. Yani işleyen bir organ daha i̇şleyen gelişir. İşleyen demir pas tutmaz mı sadece? Aynen öyle. Olabilir çünkü. Olabilir. Yani mantıksal anlamda olabilir. Da olabilir. Çünkü bir profesör bir arkadaşımla çok da değerli bir önemli bir profesördür Murat Bey. Benim çok iyi bir dostumdur. Şimdi bana kitap okumanın gözü bozabildiğini ama gözdeki tansiyonu yok ettiğini, kitap okumanın veyahut da sık film izlemenin, gözü yormanın kataratı hızlandırıp erken yaşta katarat ameliyatı olup süreci görme bozukluklarını erken yaşta teşhis koyarak o katarat bölgesini işte o hani yıldızlar böyle bur gibi ve o kataraktan dolayı böyle hani gözün nevri gidiyor ya onların hepsinin canlanmasına sebep oluyormuş gibi. Yani işlevsel şeyler evet. Yenilenebiliyor. Evet. Peki yenilemek mi lazım mesela şeyle ilgili diyelim ki eşinle ilişkiye giremiyor veya kardeş olmuş. Seks hayatı yok. Ona dokunamıyor bile. Kadın veya erkek de söylüyorum bunu. Yalnızca erkekleri değil. Tabii siz erkekler bu konuda daha tecrübelisiniz. Erkek şerefi, kadın namusu temsil ettiği için biraz daha kadın iffete aşkla bağdaştırır. Onun için siz erkeklere bu aslında soru. Seks hayatı bitince eşi değiştirmek mi lazım?
önemli yani, bir soru ama hocam aslında bu, biliyor musunuz? Doğru da aradaki iletişime bağlı, yani çocuklara bağlı, çocuklara bağlı falan. Aynen gibi. Öyle. Yani bir o ecdat ritüeli, aile ritüelinde korumak. O o kadar önemli değil ama iki kişi arasındaki iletişimde sadece seksten dolayı ayrılmayı düşünmek bence doğru değil. Çünkü bir de şu var tabii. Oluyor, kadın hasta oldu, rahim kanseri. Tabii. Erkek eğer bir halt edecekse dışarıda edip kadınına da hissettirmemeli. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de şu var, yani mesela erkeklerdeki bu iktidarsızlıkla ilgili problemlerin çoğu çözülebiliyor. Hatta hepsi çözülebiliyor. Hı hı. Yani onun için hiçbir tedavi yaptırmadan, hiç doktora gitmeden, benim işte gücüm bitti, yapamıyorum karıma artık. Karıma karşı uyanmıyorum da dışarıda evet, başka bir şey yapıyorum. Yani bunun hiçbir anlamı yok. Falan gibi. Yani dışarıda da yapamıyorsa eğer o zaman doktora gitmesi lazım. Tabii, tabii. Çünkü seks de hayatın bir parçası. Kadını da ihmal ediyorsun. Tabii. Kendi egolarınla ilgili belki uyduruyorum 60 yaşındasın, haftada bir seks yapıyorsun, uyduruyorum. O hakkı başkasında niye kullanıyorsun? Eşin de kullan. Doğru, doğru, çok doğru. Değil mi? Ben böyle tabii düşünüyorum. Tabii bilmiyorum. Tıbbi olarak da sizden onay almak istedim. Peki, erkeğin penisi, yani dünyadaki erkek penislerinle ilgili merak ettim. Bilgi sahibi olmak için, bir de sizinle ağırlayacağım zaman hani bu sohbetle ilgili ama bunları sorayım falan değil. Bu zaten benim bilgi hazinemde olan bir şey. Dünyada mesela Kenyalılar, Nijeryalılar, yani Orta Afrika ülkeleri. O genelde zenciler. Benin vesaire. Orada erkek penisi ortalama 22 ile 24 santim arasıymış. Ruslarda bu oran 18-19 santim. Çeklerde 19-21 Çek, Macar falan, Orta Avrupa'ya gelince. Türklerde bu oran 14-15'miş. Evet. Dünyadaki oran. Peki, penis büyüdükçe eleksiyon azalır mı? Azalabilir. Çünkü hatta şöyle bir enteresan bir şey var. Çok büyük penislerde, o temin söylediğiniz yani 20 santimin üzerindeki büyük penislerde çok kuvvetli bir eleksiyon olduğunda penisin içinde çok fazla kan pompalanıyor. Çünkü çapıda 11'leri buluyor. Tabii. Ve çok fazla kan penisin... çap 5,5 bandındaymış. Evet. 5,5 aldı bandı. Bu çok fazla kan penis içinde hapsedildiği zaman dolaşımı etkiliyor ve bazı insanlarda, böyle büyük penisli insanlarda ereksiyon olduğu zaman bilinç kaybı oluyor ve düşüyorlar, bayılıyorlar. Çünkü beyne yeterince kan gitmiyor. Hı-hı. Bütün kan orada toplandığı için. Ve böyle bir riskleri var. Yani onun için çok büyük penisli olmak çok büyük bir avantaj değil. Artı bazen de vücudun kanı pompalama gücü bu kadar büyük bir peniste kuvvetli bir ereksiyon yapmaya yetmeyebiliyor. Onun için temin söylediğiniz yumuşak penis, yumuşak ereksiyon olayı bu tip insanlarda daha sık görülüyor. Peki bu arada hemen şimdi seyircilerimiz, hanım seyirciler varsa veya erkek seyircilerinde merak etti. İşte dünyada penisleri 3 aşağı 5 yukarı sıraladım size. Mesela uzak doğulların falan bu arada 11 ile 13 santim arasıymış. İşte bu Malezya, Endonezya, Japonya, Çin gibi. Mesela Pakistan'da bu oran 19 ile 21'miş. Afganları kastederek söylüyorum. Avustralya'da bu oran 16 ile 17 bandı arasındaymış. Türkiye'de de coğrafi olarak size söyleyeyim. Ardahan, Kars, bir tane daha Kars'tan ayrılan vardı. Neydi Ardahan? Artvin. Ardahan, Kars, Iğdır. Bu üç bölgede, bir de bir tık aşağısı, mesela bu bölgelerde erkek penis oranı 16 ile 18 arasıymış. Bir tık aşağısında Van, Muş ve Diyarbakır'da bu oran 17 bandındaymış. Bir de yine Türkiye'deki büyük erkek penisleri Manisa, Afyon ve İzmir'deymiş. Bunları da merak ettim yani. Dedim ki ulan bizim heriflerde dedim ne var dedim. Aynı şeyi kadınlarda da biliyorum orantılarda. Mesela kadınlarda vajinal olarak hangi kadının daha etli, hangi kadının daha dar. Değişebiliyor. Bunlarla ilgili istatistik, ben istatistik manyağıyım. Her şeyle ilgili ama inanılmaz. Türkiye'nin mesela kaç tane tankı var, işte ne bileyim kaç tane füzesi var, kaç tane
cipi var, ağır bilmem nesi var, işte ne bileyim asker olarak asteğmen, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, kurma, eskiden kurmaylar vardı. Yarbay, albay, tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral, orgeneral, doktorlukta da bunu biliyorum. Hepsini de biliyorum. Bilgi sonsuz zaten. Tabii. Bunu öğrenmek lazım. Yani aa demeyin çok mu merak ettin diye. Sen de merak ettiğinden izliyorsun. Ama hiç olmazsa bilgi sahibi oluyorsun. Peki ben de sizden bir şeyler öğreneceğim tabii ki. Değerli hocamızdaki keza öyle. Peki hocam, üroloji ile ilgili ürologla jinoloğun arasında ne fark var? Biri kadına bakıyor, biri erkeğe bakıyor. Şimdi... Alanları ne kadar ne? Mesela kadındaki doğuma da ilgileniyor. O rahim sürecinle de ilgileniyor. Siz de mesela o prostatın dışında işte sünnet yapar mı ürolog? Tabii. Ne bileyim işte uyduruyorum, yumurtalık ameliyatı yapar mı? Tabii. Penise çubuk takar mı? Mutluluk çubuğu. Nerelerde ne oluyor? Sınırlarınız nedir? Şimdi jinekolojide kadın genital organlarının hastalıkları ve doğum. Onların ana konuları. Ürolojide erkek genital organı hastalıkları ve boşaltım sistemi, böbrekler, idrar yolları, mesane ve dışa açılan idrar yolu. Yani hem idrar boşaltma sistemi hem de genital organlar ürolojinin konusu. Ve bunlarla ilgili bütün hastalıklar erkek, kadın ve çocuklarda yine ürologların konusu oluyor. Yani bir kadın gelse size ürolog olarak bilgi sahibi misiniz? Tabii çok geliyor. Yani jinekolojik probleme bakmıyorum ama bir kadın geldi, böbreğinde taş var. O benim benim alanım. Veya böbreğinde tümör var veya mesanesinde bir tümör var, mesane taşı var, idrar yolunda darlık var. Siz özel hastanede misiniz? Ben özel bir merkezdeyim. Nedir efendim? Ürorat, Üroloji Radyoloji Merkezi Fatih'te. Fatih'te Haseki Hastanesi'nin karşısında. Ben gelmek istiyorum size. Bir kontrol etmek istiyorum kendimi. Gerçekten. Çünkü çok inandım. Bir kere hem bilgiye haisini. Bu arada uzun yıllar İsviçre'de eğitiminizi de İsviçre'de mi yaptınız? Hayır. Ben İzmirliyim. Ege Üniversitesi mezunuyum. İhtisas için İsviçre'ye gittim. Sonra bir ara Almanya'ya geçtim. Tekrar İsviçre'ye döndüm. Almanya'da yani toplam, hangi şehirdeydiniz? Almanya'da Köln ve Erlangen'de kaldım. Aa, gittim ikisine de. Tekrar İsviçre'ye döndüm. Ben. Yani toplam 11 sene yurt dışında kaldım. Sonra yine Ege Üniversitesi'ne döndüm. Basel'de, Zürih'te. Zürih'te ve Sankara'nda. Sankara'nda. Çok güzel, vallahi müthiş. Çok güzel yerler. Yani, tıbbın da atar damarı olan ülkelerden biridir. Mesela Kanada'da keza öyle, İsviçre'de keza öyle. Acayip iyidir. Ben çok başarılı görüyorum oradaki tıpla ilgili hem çalışmaları ama Türkiye'de artık yani. Türkiye'de çok iyi. Yani acayip. Yani Tayyip Bey'in yapmış olduğu bu sağlık konusunda Türkiye'de belki hiçbir şeyi beğenmeseler bile onu sevmeyenler sağlık konusunda hakkını teslim ediyorlar. Evet. Konuda hakkını teslim ediyorlar. Hocam sizinle sohbet çok güzeldi. Çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Şereflendirdiniz stüdyomuzu, izleyicilerimizle ilgili. Her şeyi konuştuk. Vallahi ben de çok memnun oldum. Santim konuştuk. Santim konuştuk. Biraz edepsizce şeyler de sordum ama hem eğlenceli olsun, hem bir ilgi sahibi olalım, hem de sizin gibi entelektüel bilgi donanımız sahip olan bir hekimle sohbet etmenin keyfine vardım. Şeref verdiniz tekrar. Ben de çok teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum. Ben de çok iyi vakit geçirdim. Sağ olun. Doktor Ali Nejat Eğilmez'le eğilen şeylere baktık efendim. Hiç merak etmeyin. Eğilmemesini istiyorsanız önlemleri almalısınız beyler. Öyle ahkam falan kesmeyin. Aman ne olacak falan da demeyin. O süreci uzattığınız takdirde prostattan hem kanserinden kurtulursunuz hem de erken yaşta prostat size mutlulukla ilgili, yaşantınızla ilgili, iletişiminizle ilgili bir sürü şey sağlamış olacak. Sizin söylemek istedikleriniz varsa lütfen buyurun. Yani demin söylediğim gibi özellikle erkeklerde prostatla ilgili kontrollerin mutlaka yapılması 40 yaşından itibaren. Onun dışında da hem üriner sistem yani böbrekler, idrar yolları, mesane hem de genital sistemle penis, testisler, prostat gibi herhangi bir belirti olduğunda, herhangi bir şikayet olduğunda hiçbir şekilde beklemeden direkt olarak bir üroloji uzmanına gitmelerini öneriyorum.